Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü modelimiz bu şekilde. Pipetle yapılıyor. Bu kirpikleri, ilmekleri arkadaşlar. 3 tane ortada. Süt pipetiyle yaptığım veya buna muadil kalınlıkta bir kalem olur, bir aparat olur. Onunla yapabilirsiniz arkadaşlar. Kalemin incesi kalın oluyor. Kırmızı boya kalemleri, yani kırmızı renkli düz kalemler biraz daha ince oluyor siyah kurşun kalemlere göre. Onlarla da yapabilirsiniz. Veya da benim gibi süt pipeti, ayran pipeti. Bu kalınlıkta şöyle şu boyutu sağlayacak bir aparatla yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, ilk önce yemenimizin bu şekilde arkaya doğru kıvırarak ikişer zincir çekerek tığ battısını hazırladım. Tığ battısını hazırladıktan sonra arkadaşlar aynı şekilde yeni başlarken de tığ battımızın arasına sık iğne ile ipimizi bu şekilde monte ediyoruz. Burada da aynı şekilde bir tane tığ battının içine sık iğne ile girdim arkadaşlar. İki tane zincir çekiyorum. Bir, iki zincir. Bir defa tığımın başını doladım. Hemen yandaki tığ battıma iki alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Tepesine hemen dört tane zincir çekiyorum. Ve kapatıyorum trabzan arama. Buraya bir tane yaptığımız trabzanın tepesine kirpik yapmış olduk. İki zincir çekiyorum. Hemen yandaki tığ battıya girerek bu şekilde bir tane üçgen bir ara suyu. Beş tane ara suyu yeterli normalde de arkadaşlar. Şimdi aynı bu ara suyundan bir tane daha yapıyoruz. 2, 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum kirpik olarak. 2 zincir. Hemen yandaki tığ battıma kapatıyorum. Altıncıyı da arkadaşlar bu geri dönüp 7 zincirimi buraya kapatmak için. Şimdi 1, 2 zincir. Bir defa doluyorum. Yandaki tığ battıya 2, 2 alarak bu şekilde boş bir trabzan yapıyorum. 7 veya 9 elinizin kalınlığına göre değişiyor arkadaşlar. Bu şekilde dönüyorum. Zincirimi çektim. Dediğim gibi 7, 9 sıklığına göre değişiyor arkadaşlar. Kapatıyorum. Buraya yapraklarım için yuva yaptık. 2 zincir çektim. Döndüm. Şimdi bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2, 2 alarak trabzan yaptım. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2. 3 seferde. 3. trabzan. 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2. 4 seferde çektim. 4 zincir çekiyorum. Yaptığım bu trabzanımın tepesine kapattım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen bir tane de sık iğne, 6. sık iğnemde bu şekilde ana yuvada bir zincir çekiyorum, ipimi uzattım. Hemen pipetimi takıyorum buraya. Bir zincir aradan girip 2 zincir çekiyorum. İpimi uzatıp pipetime takıyorum. Aparatıma taktım. Tekrar 2 zincir yuvaya girip 1, 2 zincir taktım arkadaşlar. Burada 3 tane ilmeğim oldu. Şimdi buraya da arkadaşlar aynı geri kalan kısma bir tane daha yaprak yapıyoruz. Yine ilmek alıp buradan 2 zincir çektim. Bir defa tığımın başını doluyorum. 2, 2 alarak küçük bir trabzan yaptım. Bir defa doladım.
Yuvaya girdim. 1, 2, 2. 3 tane trabzan yaptım. Yine 2 defa doladım. En son trabzanımız 2 defa doluyoruz. 1, 2, 2, 2 olarak bu şekilde 4. trabzanımı yaptım. 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar artık bu buraya sabitlendiği için ilmeklerimizi çıkaralım. Şöyle rahat bir şekilde boyamızı işleyelim. Çektiğimiz bu 4 zincirimizi buraya yaptığım trabzanın arasına girerek kirpik olarak kapattım. Bu kirpikten artan arkadaşlar geriye kalan yani trabzan arama 5 tane sık iğne yapıyorum. Bu 1, 2, 3, 4 ve 5. Ve arkadaşlar bir tane de her zamanki gibi ana yuvaya buraya bu şekilde kapattım. Buraya şimdi arkadaşlar şuraya bu gibi kirpik yaparsak yaprağımıza destek oluyor arkadaşlar. Hemen zincirimi getirip 2 veya 3 zincirimi buraya kapattım arkadaşlar. 1, 2 zincir. Ama boşluğu doldurmuş, kirpik yapmış olduk. Hem de yaprağımızın altına dik durması için destek yaptık. 1, 2 zincir. 1 defa doluyorum. 2, 2 olarak aldım. 4 zincirini hemen kapattım trabzan arama. 2 zincir. Tığ battımın içine girip kapatıyorum. 2 zincir. 1 defa doluyorum. 2, 2. Başta göstermiştik arkadaşlar şöyle. Hızlıca yapalım. Evet. Burada ara olarak 5 tane. 5 taneden fazla vermeyelim arkadaşlar. Görüyorsunuz 5 tane gayet ideal bir ara. Evet, şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci çiçeğimin rengi de mavi olacak. Bu şekilde ters tarafından arkadaşlar modelimizi tersine çevirdik. Buradaki yaptığım 4 zincirli tomurcuktan sık iğne ile girip ipimi buraya tutturdum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir, iki, üç, dört zincir. Kapattım buraya. Dört zincir. Bu şekilde dört zincir çekerek yuvalar hazırlıyoruz arkadaşlar. Dört tane yuva hazırladık. Yine en sonuncuyu da ilk başta başladığım gibi bu şekilde yaprağımın tomurcuğuna sabitledim arkadaşlar. Şimdi buraya arkadaşlar bir zincirle döndüm. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2, 2 olarak aldım. Burada küçük 2 tane trabzan yaptım. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. Üçüncü trabzan. 2 defa doladım. 1, 2, 2, 2. Bakın arkadaşlar, boy sırasına göre buraya bu şekilde trabzanlar yaptım. Sonuncu, burası tam ortası olacak arkadaşlar. 2 sefer doladığım trabzan tam ortası. Buraya 4 zincirimi çekip ortasına şöyle bir küçük bir kirpik yapıyorum. Tomurcuk yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bir defa doluyorum. Araya girdim. 1, 2, 2. 3 seferdi. Nasıl yavaş yavaş çıktıysam şimdi yavaş yavaş aşağı iniyorum arkadaşlar. Bir defa doladım. Aynı yuvanın içine 2, 2 olarak aldım. Bir zincir. Başta da bir zincirle trabzan yapmıştık. Bir zincirle sık iğne olarak yuvaya girdim. Buna Alaaddin'in lambası veya yıldız çiçeği deniyor arkadaşlar bu trabzana.
Yandaki yuvaya sık iğne ile geçtim. Aynı işlemi buraya da uyguluyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Yuvanın içine girip 2, 2 olarak aldım. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. 3 seferde. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2 defa dolalım. Tekrar yapalım. Açıldı arkadaşlar. 1, 2, 2, 2. Bu da 4. trabzanım. Hem de 4 seferde alıyoruz. Tepesine 4 zincir. Trabzanımın arasına girip kapattım. Bir defa doladım. Yuvaya girip 1, 2, 2. Yavaş yavaş aşağıya iniyoruz. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2, 2. Bir zincir hemen aynı yuvaya kapattım. Bu şekilde arkadaşlar. Tıpkı yağmur damlası görünümü de vermiş oluyoruz. Yine 3. yuvaya sık iğne ile geçiş yapıyorum. Bir zincir bir defa doladım. 2, 2. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2, 3. 2 defa doladım. 1, 2, 2, 2. Yine 4. trabzanım tam ortasındayız. 4 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. Yaptığım en son trabzan arasına kapattım kirpik olarak. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2, 2. Bir zincir çektim. Yuvaya girdim. Kapattım bu şekilde. Hemen yandaki yuvaya girdim. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. 2, 2. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2, 3. 1, 2, 2, 2. 4. trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu şekilde kapattım. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2. 3 seferde. Şimdi tekrar aşağı iniş başladı arkadaşlar. 2, 2 aldım. Bir zincir çekip dibine kapattım. Evet, damlamızın işi tamamlandı. Bir tane de arkadaşlar yeşil yuvaya tomurcuğun içine giriyorum ki şöyle daha güzel dursun. Onu unutmayın arkadaşlar. En son yeşil yuvaya da muhakkak girin. Bu şekilde ipimizi kopardık. Evet, çok hoş oldu arkadaşlar. Ben bayıldım. Bakın şu ilmeklerin dönük olmadığına da alırken yuvaların zincirini yaparken dikkat ederseniz. Şimdi ipimi yakıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok hoş ve çok zarif oldu. Alaaddin'in lambası diye adlandırıldığı için şöyle büyükten küçüğe. Veyahut da su damlası da diyebilirsiniz arkadaşlar. Çok hoş ve çok zarif yapılası bir model oldu. Yapacak arkadaşlara da kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.